Evet dostlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2024 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Süper Ligi'nin en kötü takımı yani itibar puanı olarak en kötü takımı olan İstanbulspor'u İngiltere Premier Lig'e koyduk ve toplam 15 sezon ileriye gittik. İngiltere Premier Liginden ise Sheffield United'ı Türkiye Süper Ligi'ne gönderdik. Bakalım İstanbulspor, İngiltere Premier Liginde 15 sezon boyunca nasıl bir performans sergileyecek? Bunun akabininde Sheffield United Türkiye Süper Liginde iyi bir performans sergileyebilecek mi? İstanbulsporda bazı düzenlemeler yap. Bunları e eklemeye çalıştım oyun'a. Yani biraz bütçe ekledim onlara 20-25 milyon euro civarında. Onun dışında da çok böyle bir ekleme yapmadım. Sheffield United'ı ise sabit bıraktım. Şu an hemen oyundaki 5. sezonun sonundayız. Bakalım 5. sezon itibariyle İstanbul Spor ve Sheffield United İngiltere ve Türkiye'de neler yapmış? Hemen İngiltere Premier Lig yazalım ve incelemeye başlayalım. İngiltere Premier Lig'in hemen ilk sezonuna geleyim sizlerle birlikte ve İstanbul Spor'un ilk sezonu Türkiye Süper Ligi'nde olduğu gibi 13 puanla son sırada tamamladığını görüyorum. İstanbul Spor'un 2 galibiyet alabilmişler. Bunları Burnley ve Luton'a karşı üstlerindekileri almışlar. 7 beraber ve 29 mağlubiyetle 18 gol atarken 85 gol yemişler maalesef ki. Teknik adam McBride Wilkinson hala şu an hala diyorum şu an için İstanbulspor'da İstanbul Spor'da. Hakan Yakın'ı bayağı çabuk kovmuşlar 3-4 ay sonra. Ardından Dean Smith gelmiş. Dean Smith geçici menajerde değil. Dean Smith o kadar kötü performans sergilemiş ki kovulduktan sonra futbolu bırakmış adam. Şu anda Wilkinson takımın başında İstanbul Spor'da. İlk sezon değil 5 sezon itibariyle şu anda bakıyoruz ne olduğunu ama İstanbul Spor'un şöyle lig kupadan bir yapısına bakalım istiyorum ben nerelerdeler. Premier Lig ilk sene çok kötü bitirdikten sonra Skybet Championship'te ikinci sezonlarında orada da küme düşme tehlikesi atlatmış İstanbul Spor. Hemen onu da gösterelim. İstanbul Spor neredeyse Skybet Lig 1'a düşüyormuş burada arkadaşlar. 46 puanla son anda Rotterdam'ın üstünde ligi bitirmişler. Portsmouth ve Swansea küme düşmüş. Huddersfield da düşüyormuş. Yalnız Sheffield ve falan böyle enteresan. Ardındaki sezonda baktığımızda İstanbulspor'un kendileri aslında büyük bir başarı sağlamışlar. 9. sırada 67 puanla ligi tamamlamışlar. Tabi playoff barajı çok zor kalmaları ama yine de buraya kadar zorlamaları güzel. Ardına 26-27'ye baktığımızda İstanbulspor ligin Ligi'nin maalesef 15.si oluyor ve playoff'a yakından uzaktan alakası yok. Şu anki sezona baktığımızda İstanbulspor Spor Ligi'nin 15.si Skybet Championship'te de tutunuyor olmaları bizim adımıza sevindirici. Şöyle bir transfer transfer geçmişine bakalım hızlıca takımın 5 sezonluk dönemde ilk sezonda pek bir hareket yok zaten sattıkları oyuncularda da bir şey beklemeyiz. 2. sezonda 8.25'lik transferleri var. Burada Harry Clark isimli oyuncuya çok para vermişler. Satılan isimlerde pek bir hareket yok. 17.5 milyon euro harcamışlar. Skybet Championship takımına göre iyi bir bedel Efes Sarıkaya gelmiş bir dönem ve o şu anda Fenerbahçe'de forma şansı buluyor. 6 aydan 6 aydan Sunderland'e, Sunderland'den gelmiş oyuncu. Sattıkları oyuncular pek hareketi yok. Burada 5 milyon ve son sezonda 1.4 milyon euro harcamışlar sadece. E, İstanbulspor'un kadrosu aslında fena değil. Süper Lig'de bu kadroyla olsalar üst sıralara oynarlar. Şu anda e, SkyBet Championship'te 5 4 sezon, 5 sezonu 4'ünü burada geçirmişler arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Türkiye Ligi'ndeki Sheffield United'ta videonun en sonunda bakacağım arkadaşlar. Çünkü e, orada asıl amacımız bu değil. Türkiye Süper Ligi'nin en kötü takımı Premier Lig'de olsaydı sorusuna yanıt arıyoruz. Şimdi bir 10. sezonun sonuna gideceğim. Bakalım 10. sezon da Premier Lig'e ulaşabiliyor mu İstanbul Spor yoksa daha da aşağılara mı yavaş yavaş iniyor bunu görüntüleyelim sizlerle. Ve tarihler 31 Mayıs 2033 ve toplamda 10 sezonu geride bıraktık. Şu Premier Lig'e en son nerede kalmıştık? 26, 27, 27, 28, 28, 29'da bakıyorum. Gelebilen bir İstanbul Spor yok. Sonraki sezonda bakıyorum. Yine İstanbul Spor'u göremiyoruz. İstanbul Spor maalesef bu 10 sezonluk dönemde de gelememiş. Skybet Championship Ligi'ne bakalım hemen. 28, 29'dan itibaren İstanbul Spor'a bakalım. 18. sırada 28-29'da İstanbulspor. Ardındaki sezonda yine 18. sıradalar Sonraki sezonda da yine 18. sırada 18. sıraya demir atmış İstanbulspor. Ondan sonraki sezonda 19. Yukarıya da çıkmıyorlar aşağıya demiyorlar Ve şimdiki sezonda yine 19. Yavaş yavaş küme düşmenin eşiğine geliyor İstanbulspor Paul Carragher takımın Teknik adamı Transfer geçmişlerine bakalım Şöyle bir İstanbulspor'un bir e, durum var mı Burada Oscar Bob'u almışlar Manchester City'nin altyapısından Aslında Norveç altyapısından ama Manchester City altyapısında sayılır. Ben de bir zaman almıştım. Gerçekten iyi bir oyuncu Oscar Bob. E, boşta bulursanız almayı ihmal etmeyin bence arkadaşlar. Biraz e, zihinsel olarak sıkıntı yaratıyor ama seferlik seviyesindeki takımlarda bayağı iş yapıyor. Onun dışında transferleri bir bedel olarak sıralayayım. Burada e, Benson George Johnson e, gibi isimleri Josh Tumon. Josh Tumon ne alaka ya? Bir dönem e, çok iyi oyuncu olmasını beklediğimiz isimlerdendi Josh Tumon ama gerçekten rezalet bir performans sergilemiş. Neyse sattıkları isimlerde hareket yok. Ardındaki sezonda 6 milyon euro harcıyorlar. 5 milyonu Mehdi'leri ise veriyorlar. Sattıkları isimlerde pek hareketlik yok. Son sezon 18.5 milyon euro harcamışlar. Cameron Prink ve Owen Goodman takıma katılmış. Devam ettiğimizde 31-32'de bakıyorum İstanbul Spor'a. Luciano Rodriguez 1.5 milyon euro harcayabilmişler sadece. Ve son sezonda ise 1.8 harcamışlar. Kendilerini e, ligde tutmaya yetecek bir kadro. Oscar Bob takımın en iyisi Joe Taylor, Baptist ve Goodman devam ediyor. George Johnson, Fouter gibi isimler var kadrosu. İstanbulspor'un Sporu'nun fena da durum değil aslında ve başarılı bir grafik çiziyorlar en azından stabil olarak. E, Kupa'da Premier Lig'den sonra kaybet, Şampiyon şüphe düşen takım. Bakalım FF Kupası'nda neler yapmış. Federasyon Kupası Federasyon Kupası'nda 3. turdan ileri gidemiyorlar bir türlü. Burada da 3. tur. Burada 3. tur tekrar maçı oynanmış. 2-2 beraber eviten maçın sonrasında. E, orada elenmişler yine. Burada 3. tur. Bir 4. tura geçin be kardeşim. Yine burada stoğa yenilmişler. Burada 4. 3. tura gelmişler. Burada da West Bromwich'e yenilmişler. Sonra yine 3. turu geçmişler. Oxford United'ı elemişler burada. Yo! Princeton'ı elemişler. Newcastle'la eşleşmişler. Orada da elenmişler. Enteresan olmuş. Yapı olarak fena bir durumda değil aslında İstanbulspor. Biraz kendilerini zorlarlarsa yukarı çıkarlar ve bu arada antrenman tesisleri, altyapı tesisleri ve altyapı antrenörlüğü çok iyi seviyelere gelmiş İstanbulspor'da. Bu da en azından sevindirici bir nokta. Keşke herhangi bir sıkıntı yaşamadan oyunun içinde aktarabilsem tekrar Süper Lig'e bu haliyle İstanbulspor ne olur çok merak ederim açıkçası ama öyle bir şey mümkün değil. Datayı baştan kurmamız gerekiyor. Şimdi 15. sezonun sonuna gideceğim sizlerle birlikte arkadaşlar. Bakalım 15 sezonun sonunda İstanbulspor Premier Lig'e gelebilmiş mi ve Sheffield United Türkiye Süper Lig'inde neler yapmış? Bunları inceleyeceğiz. Ci fatto bene. Neyse. Evet dostlar 15. sezonun sonundayız. Arsenal başına Howe getirilmiş. Şöyle bir İngiltere Premier Lig yazalım ve bakalım Premier Lig'de İstanbul Spor var mı? İstanbul Sporu en son nerede bırakmıştık? 32, 33, 33, 33, 34 34'te bırakmıştık. Burada gelememişler. Zaten gelememişlerdi. 34, 35'te de yoklar. Bu arada İngiltere Premier Ligi 9 takımla Avrupa'ya katılıyor. Enteresan. 35, 36'da Aston Villa'dan 9 puan siliyor tahkim ve Aston Villa küme düşüyor. Gerçi 9 puanlarını silmeseler de çok da bir şeye fark etmeyecekmiş. Devam eden sezonda yine İstanbulspor e, İstanbul Sporu görüntülemiyorum ve son sezonda da İstanbulspor yok. Demek ki Skybet'te kariyerlerine devam ediyorlar. İş 33-34'e gelelim. 33-34'te İstanbulspor 19 ve 18. sıralardan sıkılmış olacak ki 54 puan toplayıp 15. olmuş ligde. Ardındaki sezonda 17. liye gerilemişler. 35-36 yine 17. 36-37 sezonunda İstanbulsporu Spor'u 14. sırada görüyorum. Gerçekten enteresan. Son sezona baktığımızda ise İstanbulspor Spor küme düşmekten son anda kurtulmuş gibi gözüküyor ama puan farkı 9 seviyelerinde arkadaşlar. Bolton, Cardiff ve Millwall, Millwall küme düşmüş bu dönem. İstanbulspor'un kadrosuna ve teknik adamına bakacağız. Scott Leder takımın teknik adamı İngiliz. Onun dışında kaptan Sampto Boniface o da Chelsea altyapısından çıkan bir isim. Onu transfer etmiş bu dönemde. E, İstanbulspor gerçekten bok gibi oyuncu. Damien Hunter isimli New Gen oyuncusu var. 133 yetenek puanında o da Reading mi bakayım? Arsenal altyapısı. Hmm, enteresan. Kadro yapısına bakalım. 134'te Samson Amo, Damien Hunter'la birlikte ve Kota, Aaron Dunleavy, Ion Might, Ion Obi enteresan isimler gibi gelmiş. Bir ses var. Bir ses var vardı eskiden Kayseri'de. Neyse şöyle bir önemli anlarından ziyade transfer geçmişine bakalım son 5 sezonluk dönemde. Ee, 33-34'te bakıyorum 3.9 para kalmamış bu takımda. Ha? Batmış bunlar. Sonraki sezon 155 milyon euro. Sonrasında 1.8. Burada en pahalı transfer. Musa Bey olmuş. Alanya Spor'da da şu anda. Enteresan. Yani Skybet'ten Türkiye'ye bayağı oyuncu gidiyor. Devam edelim. 1.6 milyon euro harcamış İstanbulspor Rasmus Sondergaard burada Bristol City'den kadroya katılmış. 1.7'ye Brown'dan almışlar. 775'e İstanbulspor'a gelmiş ve yetenek puanına bakacağım. E, o da 127 yetenek puanında iyi bir oyuncu aslında. Ve sattıkları isimlerde bayağı bir para kazanmışlar. Tione Burada İstanbul 89 bin euroya aldı oyuncudan 12.75 kazanmış. İyi. Son sezonda para harcamamışlar. Kiralık hamleler ve onun dışında herhangi bir ekstra durum yok. Taktik olarak baktığımızda takım 4-4-2 oynuyor. Klasik olarak diziliyor. Yetenek puanı olarak sıkımı sıraladığımızda Oscar Bob ne yapmış ya? Oscar Bob babam ne yaptın ya? Gittin mi? Oscar Bob Molde ve kontrol bittikten sonra bedavaya gitmiş ve burada İstanbul Spor'la 2 golün bir katkı verdiği sezon var. İyi bir katkı diyebilirim onun için. Yani takım yapısı güzel İstanbulspor keşke bu yapıyla Süper Lig'de olabilse ama şu anda değil medya tahmin 16. olmasını bekliyor. Altyapı tesisi yok abi. Altyapıyı kapatmış adamlar bu arada. Antrenman tesisi çok güzel ama takımın altyapısı yok. Altyapıyı kapatmışlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Rezillik. Takım zarar ediyor çünkü. 27.94 bin euro. 940 bin euro zarar ediyor. 27 milyon 940 bin euro zarar etmiş İstanbul Spor bir dönemde. Kulüp detaylarına baktığımızda itibar olarak iyiler. Mali durum çok çok kötü. Verdik gazı takımı batıyor neredeyse. Neyse. Onun dışında tabii bir de bakacağımız diğer bir takım vardı. Sheffield United son olarak ona bakacağım. Türkiye Süper Ligi bu dönemde 8. sırada. Hızlıca sezon sezon bakalım Sheffield United'a sezonlarda neler yapmış. İlk sezonda yabancı sınırı olmasından dolayı 10. Ardındaki sezonda Avrupa Ligi'ne gidiyorlar. Sonrasında UEFA özür dilerim temin konferansa gitmişler. Şimdi UEFA Avrupa Ligi. Devam ettiğimizde konferans ligi Avrupa Ligi. Konferans Ligi 6 takıma çıktı. 7 takıma çıktık. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz burada. Sonrasında yine ikinci oluyorlar. Sonrasında Beşiktaş'ın önünde Sheffield United Süper Ligi'nin şampiyonu oluyor. Sonra Fenerbahçe şampiyon olurken Sheffield ikinci. Sonrasında Sheffield United dördüncü sırada. Yine dört. Dört ve dört. Onlar da İstanbul gibi. 18'e sıra şey yaptıkları gibi. Levent Sürme bu arada. bayağı arkadaş profile bak. Baya iyiymiş Levent Sürme. Sheffield'ın başında takım yapısına bakalım. Yetenek puanı olarak. Mikael Rebraton isimli Nivgen oyuncuyu almışlar. Real Middlesbrough derken 24 milyon euro vermişler ona da. Yani enteresan bir kadro kurmuşlar. Türkiye Ligi'nde Skybet Championship'ten bileceklerinden çok daha iyi bir kadro okumuşlar. Selim Atalay bu arada gelmiş. Bizim FM yayıncılarından Selim Atalay'a da selam olsun burada. Ee, oyunda New Gen'i çıkmış kendisinin. 27 yaşına da gelmiş. Hemen hemen ona yakın bir yaş diyebilirim. Emre Gökay'ı almışlar. Burada Sivas Spor altyapısından çıkıp, çıkıp yıldız olması beklenen oyuncu. O da bedelsiz olarak gelmiş. 7 gol 10 asiste iyi katkı vermiş. Hiç enteresan. Benim de beklemediğim bir katkı olmuş onun adına. Ee, şöyle bir lig kupu olarak bakalım hemen aşağılara inelim. Uluslararası liglerde neler yapmışlar. Avrupa Ligi'nde falan vesaire. Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi özelinde playoff etabında playoff etabı yani lig gruptan çıkıyorlar manasına geliyor bu arkadaşlar. 3 defa playoff etabına kalmışlar. Bir kere de gruptan çıkamamışlar. Avrupa Ligi'ne baktığımızda son 16 16 etap burada playoff çeyrek final. Son, yani liderler arasında çıkmışlar. 3. elemede kaybetmişler. playoff etabında daha öncesinde elemeler playoff'unda last links elenmişler. Son 16 etabında ayak elenmişler. Konferans Ligi'ne baktığımızda da bir yarı final yapmışlar. Roma'ya mağlup olmuşlar orada. Çeyrek finalde de Borussia Dortmund'a yani Sheffield United gerçekten Süper Lig'e vizyon katmış ve bunun sayesinde de Süper Lig'de 6-7 takımla Avrupa Kupalarına katıldığımız dönemler görüyoruz. Süper Lig'de dünya sıralamasında da 8'e kadar yükselmiş. Yani aslında Türkiye Süper Lig'in en kötü takımı bir nebze Premier Lig'in en kötü takımıyla karşılaşıldığında karşılaştırıldığında Sheffield United Süper Lig'in kalbur üstü takımlarından bir tanesi oluyor. Yani Başakşehir, Trabzon arasında ya da belki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'un içine dahil edebilecek bir yapı ulaşmış. 5. sırada olabilecek bir yapıya ulaşmış diyebilirim arkadaşlar. Enteresan olmuş. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Türkiye Süper Ligi'nin en kötü itibar olarak en kötü takımı tırnak için alayım da. İngiltere Premier Ligi'ne yolladık ve 15 sezon boyunca neler olduğunu inceledik. Çok da böyle bir hareketlilik olmamış. Premier Lig'de sadece bir sezon durabildi İstanbulspor ama Sheffield United için aynı şeyleri söyleyemem. Türkiye Süper Ligi'nde bayağı iyi işler yaptı. Videonun sonunda burada geleyim dostlarım. Eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve bir sonraki video için fikirleriniz varsa yorum kısmında belirtmeyi ihmal etmeyin. Bu son günlerdeki like Fanlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Çünkü e, yaklaşık %70'i abone olmayan kullanıcılar e, kanalın videolarını izleyenlerin onun da bilgisini paylaşayım. Ve bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.